Sevgili izleyiciler, bugün Adel Armatür ve Vana Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ali Topçu ile beraberiz. Recep Ali Bey, hoş geldiniz programımıza. Sizler de hoş geldiniz efendim. Şimdi bugün sizinle tabii su armatürleri ve Adel armatürü üzerine konuşuyor olacağız. Evet. İlk önce tabii sektördeki yerinden biraz bahsedelim. Türkiye'de ve dünyada su armatürü nasıl algılanıyor ve nasıl anlatırsınız? Tabii ki. Efendim, öncelikli olarak armatür deyince su armatürleri olarak armatür nedir? Armatür hangi işlevi görüyor? Onu biraz isterseniz açalım. Tabii, anlatalım. Su armatür dediğimiz objeler bizi suyla buluşturan unsurlardır. Çünkü su barajlardan evlerimize kadar geliyor. Evlerimizde en son noktada bizi suyla buluşturan unsurlardır. Suyu yönetmek, suya yön vermek anlamında kullandığımız objelerdir. Adel Armatür de sektöründeki lider fabrikalardan bir tanesi olarak su armatürleri, mekanik tesisat sistemleri üretiyoruz. Recep Ali Bey, peki sektörde ne gibi sorunlarla daha çok karşılaşıyor ve hani bununla ilgili nasıl önerilerde bulunabilirsiniz? Evet, şimdi öncelikli olarak tabii ki üretim denince, üretim ayrı bir sanatkarlıktır. Üretim bir dertleri üstlenmektir aslında. Armatür özelle baktığımızda üretim prosesleri itibariyle değişik prosesleri içeren, birçok tedarikçi çalışmanızı gerekli kılan, onların çok iyi yönetimini, kalite yönetimini yapmanız gereken bir ürün grubu. Armatürde genel neticede bir kaliteyi oluşturabilmek için girdi kalitesini çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Her bir parçanın kalitesi sizin ürününüzün nihai kalitesini belirliyor. Biz çünkü ürünlerimize 6 yıl garanti veriyoruz. Türkiye'de 6 yıl garanti veren tek bir üreticiyiz. Müşterilerimizi de seviyoruz. Armatür şey bir üründür, önemli bir üründür. Hı hı. Basınca, soğuk, sıcaklığa karşı koyması gereken, yani sadece görsel bir obje değildir. Aynı zamanda fonksiyonel bir objedir. Bir ölçüde dayanıklı tüketim olarak görülmektedir. Onun için üretiminde çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Tedarikçiliği yönetmek gerekiyor. Üretim proseslerine çok iyi hakim olmak gerekiyor. Dolayısıyla emek yoğun bir sektör aslında. İstihdam üreten bir sektör. Katma değer üretmek üreten bir sektör. Dolayısıyla sektörün özelliğine genel Türkiye'mize baktığımızda, Türkiye'deki üretimle ilgili bazı isteklerin yanında sektörel anlamda da bazen bazı isteklerimiz oluşmaktadır, bazı kısıtlarımız oluşmaktadır daha doğrusu. Üretimin üründen kaynaklanan, üretimin proseslerinden kaynaklanan bazı kısıtlar var. Bir de vergi anlamında da baktığımızda özellikle stopaj olayı bizim ham madde alışımızda böyle bir şeyimiz var. Genellikle satışlarımız uzun vadeli satıyoruz. Onun KDV'sinin finansmanı, bir de ham madde alışlarındaki ödediğimiz tevkifatlar da hoş, son dönemde bir miktar düşürüldü tevkifat oranımız. Ama yine de sanayicimizi zorlamakta. Çünkü sanayici olarak girdilerinizin birçoğunu peşin yapıyorsunuz aslında. Elektriğinizi peşin ödüyorsunuz, işçi sigortalarınızı peşin ödüyorsunuz, vergilerinizi peşin ödüyorsunuz. Birçok şeyi nakit ödemek durumunda kalıyorsunuz. Uzun vadeli sattığınız ürünlerin KDV'lerini peşin ödemek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla nakit yönetimi ön plana çıkıyor. Ben zannediyorum sektörümüzdeki arkadaşlarımızın bu konudaki en çok geliştirmemiz gereken noktalardan bir tanesi nakit yönetimimizi iyileştirmesi anlamında bir şeylerin yapılması. Mesela KDV 3-5 ay, 6 ay vadelere yeri geliyor, malzeme satıyoruz. Ama KDV'sini peşin ödüyoruz. %100 Türk sermayeli bir şirket Adel Armatür ve bunun yanında Türkiye'de ilk 3 firma arasında yer alıyor. Evet. Tabii Adel Armatür'ün bir de çok da keyifli bir hikayesi var bildiğim. Evet. Ondan biraz bahsedelim. Adel Armatür hakkında da bilgisi olsun izleyicilerimizin. Nasıl kısaca anlatırsınız? Memnuniyetle. Tabii biz sektörde bulunmamız itibariyle her insanın, her markanın bir öyküsü var aslında. Tabii. Bizim öykümüzün gelişmesinde de biz ikinci kuşak sanayiciyiz. Aslında birinci kuşak sanayiciyiz, ikinci kuşak iş adamıyız. Babamızla başlayan bir iş sürecimiz var. Babam Ardahan Posoflu'yuz aslında biz. Orada babam bir kız seviyor askerlik öncesinde, gençlik döneminde. Taş ustalığı ve demircilik yaparmış babam orada. Yine aslında demircilik meselesine tekrar geri döndük aslında. Evet. Bizimki bir demircilik. Aslında bir ölçüde. Babam kızı seviyor ama orada askere gidiyor. Geçmiş dönemde askerlik 4 seneymiş Duygu Hanım. Dolayısıyla bu 4 sene sonra
Nasıl oluyorsa kızı babam alamıyor. Ondan sonra hayata küsmüyor. Başka şeyler yapmıyor. Ya ben ya toprak demiyor. Öldürmüyor, cinayete girmiyor. Başka bir karar veriyor, bir seçim yapıyor. O seçim neticede bugünlere gelişmemize vesile oluyor. O seçimle beraber babam gurbete çıkıyor. Ülkemizin değişik yerlerinde inşaatçılık yapıyor. O dönemlerde de Amerikalılar bizim havaalanlarımızı yapıyormuş. İşte Adana Havaalanı, Balıkesir Havaalanı yapılıyormuş. Babam Amerikalılarla çalışıyor. Çok güzel İngilizce öğreniyor. Kişisel gelişim anlamında ufku gelişiyor. Amerikalılar çok seviyor. Buradaki işleri bittiğinde oraya götürmek istiyorlar, gitmiyor. Sonra kalıyor, inşaatçılık yapmaya başlıyor ve Bursa'ya yerleşiyoruz biz son dönemde. Babam yaşlanınca da ya ben biraz çocuklarım daha büyüyor. Bir iş yeri açalım. İnşaatçılık biraz zor bir meslek. Ticarete atılalım diye bir düşünceye giriyor ve ilk olarak böyle bir 1981 yılında Bursa'da Topkar Hıdavet Onalburiye dedi bir iş yerimiz açıyoruz. Bir de elimde benim bazı ödülleriniz var. Bunlardan evet. da bahsetmek istiyorum. İZO Çevre Teşvik Ödülü, evet. Tüketici Kalite, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, evet. Altın Marka Altın Adam, GESİAD Türkiye'nin en başarılı sosyal sorumluluk projesi gibi ödüller de almış evet. Adel Armatür. Evet. Peki bunların yanı sıra siz tabii söyleşimizden önce biraz da anlattınız bana. Şirket içinde de bir politikanız var. Evet. Kişisel gelişim anlamında çalışanlarınıza belli eğitimler verdirtmeyi ön koşul olarak sayıyorsunuz. Evet. Bundan da biraz bahsedelim. Bu ödüller öyle hani sıradan ödüller değil. Nasıl evet. Adel bu noktaya gelebildi? Duygu Hanım, hiçbir başarı tesadüf değil. Tabii. Yani formayı ıslatmadan sayıya ulaşamıyorsunuz, gol atamıyorsunuz. Formayı ıslatmak gerekiyor, terlemek gerekiyor. Rahat bölgede gelişim yok. Yani ne zaman ki rahat bölgeniz geçerseniz orada bir gelişme başlıyor. Dolayısıyla biz Adel olarak tabii şuna inanıyoruz. Bir defa olaya bakış açımız itibariyle derinlemesine bir yaklaşımımız var. Yani olayı sadece sati bakış anlamında, para kazanma, hisse senetlerimizin değerini artırma anlamına bakmıyoruz. Bunu bir uzun yürüyüş, uzun mesafeli bir yürüyüş olarak görüyoruz. Hı hı. Hayata yaklaşırken de aslında çiftçi mantığıyla yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz bir avcı yaklaşımı var, bir çiftçi yaklaşımı var. Avcı felsefik yaklaşımında karşı tarafı öldürme vardır, ona sahip olma vardır. Anlık evet, itip yerine geçme vardır. Vardır. Anlık kazanımlar çok önemlidir. Karşı tarafın yaşatılması diye bir düşünce yoktur. Ama çiftçilikte öyle değil. Çiftçi önce toprağını hazırlar, sular, ayrık otlarını ayırır, bakar, bakımını yapar, onu sever, okşar. İmece vardır, bir faydalaşma, yani faydalanma vardır. Evet. O tohumunu eker, bekler, dua eder. İşte neticesinde tüm mahsulünü toplamaz, kurdun kuşun da hakkı vardır der. Yani böyle güzel değerler var aslında. Biz de Adel olarak hayata, işe böyle yaklaşıyoruz. Burası bir şekilde bir paylaşım, bir gelişim noktası. Çalışanlarımızla, toplumumuzla sadece hisse senetlerimizi artırma yeri olarak görmüyoruz faaliyetlerimizi. Ona indirgemek de istemiyoruz. Yani hayatımızın içerisine sadece parayı koymak istemiyoruz. Sosyal amaçlarımızı biz ticari amaçlarımız kadar değerli buluyoruz. Hayatı da bir dengede kalma yolculuğu olarak görüyoruz aslında. Hayat bir yürüyüş ama o yürüyüşü yaparken şahsi çıkarlarımız toplumsal çıkarlar arasında, karlılıkla sosyal fayda arasında, işte isteklerimizle gerçeklerimiz arasında, hayallerimizle yapabileceklerimiz arasında, özel yaşantımızla iş yaşantımız arasında, kesinlikle. Şirketimizin menfaatleriyle çalışanların menfaatleri arasında, hepsinin arasında bir denge kurarak, dengeli bir şekilde gelişmek, geleceğe emin adımlarla büyümek istiyoruz. Buradaki zaten çalışanlar bizim ailemizin birer bireyi, birer üyesi. Evet. Recep Ali Bey, ben hı-hı. bölmek istemedim özellikle çünkü çok güzel anlattınız. Hı-hı. Eminim bu sizin yaptıklarınızı anlatarak izleyicilerimiz de yapılabilecek olan şeylerin mesajını almışlardır. Çok teşekkür ediyorum ben ve vakit ayırdığınız için bize. Rica ederim. Bizler de bizleri bunları toplumla paylaşmak. Böyle bir farkındalığın oluşması, böyle bir misyonun tamamlanması anlamında küçük de bir olsa bir eğer katkımız olabilecekse buna mutluluk duyacağız. Ben tüm izleyicilere muhabbetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Su gibi aziz, su gibi coşkulu ve su gibi duru olmalarını diliyorum sizlerle birlikte, tüm arkadaşlarımızla birlikte. Umarız. Bir sonraki programımızda yine önemli bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.